Merhaba, bir önceki videomda sizlere Victron ürünlerinden BMW 712 ile Smart Çant'ı karşılaştırmıştım. Ve neden Smart Çant'ta karar kıldığımı, artılarını eksenini söylemiştim. Şimdi Smart Çant'ımı aldım ben. Birazdan kuruluma geçeceğim. Kuruluma geçmeden önce ufak bir bilgi paylaşmak istiyorum. Almayı düşünenler için. Türkiye'de internet sitelerine girdiğim zaman ben Smart Çant'ı bulamadım. Aslında yok gibiydi. Yani BMW 712'yi görüyorum. Başka akü monitörlerini de görüyorum ama Smart Çant yoktu. Victron'un Türkiye sitesine girip yetkili satıcıların listesine bakıp işte İstanbul civarındakilere özellikle iki tanesine e-mail attım. Aynı gün içinde bana geri dönüş oldu. İkisinin de stoklarında olduğunu öğrendim. Bir tanesinin ilk siparişe ek indirim vardı. O yüzden oradan aldım. Ama genel olarak aslında ürün stoklarda var. Yani buradan da şu mesajı çıkartabiliriz. Online e-ticaret sitelerinde ürünü görmediğiniz zaman bu ürün yok diye ümitsizliğe kapılmayın lütfen. Önce bir kontrol edin derim. Çünkü aradığınız zaman ürünler olabiliyor. Victron'u sipariş ettim, Smart Çant'ı. Yaklaşık 2 günde de geldi. Güzel. Şimdi onun önce bir unboxing, kutu açılımını yapalım sizlerle. Gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. Hani Victron'a burada ben bir ufak bir eksi puan veriyorum. Çünkü bunu bir yedek parça gibi beyaz bir kutuya koymuş. Hiçbir marka vesaire yok. Üzerinde Smart Çant 500 amper olduğunu yazıyor. İşte seri numarası var. Pin numarası var vesaire. Şimdi açalım hemen. İçinden zaten şantımız çıkıyor. Şimdi hemen şantı açayım. Birazdan daha detaylı göstereceğim sizlere. Evet, şantımız burada. 500 amper Smart Çant. Bir tarafında seri numarası ve PUK numarası var. Bir tarafında seri numarası ve PN diye bir numara var. Bunları saklamakta fayda var. Çünkü sanırım iki tanesi kutunun üstünde, kutuyu da saklayacağım. Bir de yine içinden bir etiket çıktı. Bunun da üzerinde PUK numarası var. Bunu da saklayacağım. Üzerindekiler okunmaz olursa diye. Hatta ben bunun takmadan önce fotoğraflarını da çekeceğim ki elimde her zaman olsun, sonra ulaşmak istediğim zaman taktıktan sonra ulaşmak zor olabilir. Şimdi kutudan bir Smart Çantımız çıkıyor. Bunu koyuyorum hemen. Başka ne çıkıyor? Bir kurulum kılavuzu. Ne yazıyor? Hızlı kurulum kılavuzu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 11 madde var. 11 maddenin zaten bir tanesi güvenlik önlemleri, bir tanesi işte manuel online indirebilirsiniz diyor. Ondan sonra 2-3 tanesi farklı aküzeleri girişlerinin için, yani onlardan sadece ben bir tanesini uygulayacağım. Ya toplu toplu 7-8 maddede bu ürünü kurabiliyorsunuz. Ama hani mutlaka full manuele, buradaki kare kodu okutarak online olarak indirebilirsiniz. Mutlaka full manueli indirin. Özellikle böyle daha farklı bir kurulum yapacaksanız, farklı akü tipleriniz, işte birden fazla akünüz vesaire varsa ya da teknenizin akü sisteminde daha karışık bir durum varsa full manuele bakın. Ben her durumda baktım. Manuelin üzerinden geçtim. Manuel detaylı, yani kaç 60-70 sayfa falan bir aslında full manueli var. Mutlaka indirin, ona göre kurun. İçinden çıkan manuel bu kadar ama online ulaşılabiliyor. Başka ne var? Bir de içinden iki tane power kablosu çıkıyor. Bunların birer uçları, bu ikisi birbirinin aynısı. Birer uçları Smart Çant'a girecek şekilde. Diğer uçları da aküye girecek şekilde. Geniş bir, görüyorsunuz, dairesel bir girişi var. İsmini bilmiyorum. Ve bunların üzerinde bir de füz, yani sigorta mevcut. Kaç amper ona da bakacağım. Hatta bu cam sigorta var. Hatta manuelde olmama ihtimaline karşılık kuruluma başlamadan önce bunu açacağım. İçindeki cam sigortanın fotoğrafını çekeceğim. Hani yarın öbür gün ihtiyacım olursa diye. Bunların sigortalı olması çok güzel. Evet, başka da bir şey yok. Başka da bir şeye ihtiyacımız var mı? Aslında var. Neye ihtiyacımız var? Yani ben genelde şey sevmiyorum. Yani bir ürünü aldığım zaman kurulum için gereken her şey içinden çıksın derim. Ama bu ne yazık ki olmuyor. Yani iPhone aldığınız bile zaman eskiden ne bileyim içinden kulaklık çıkardı, şarj kablosu çıkardı, priz çıkardı. Şimdi prize giriş en son fişi bile adı çıkmıyor yani. Yani bir taraf iPhone'a giriyor, bir taraf USB-C. Onu nereye sokacaksınız? Bilgisayarınızı ancak sokabilirsiniz. İçinden kulaklık çıkmıyor vesaire. Neyse. Yani o yüzden bu ürünlerde birkaç şey daha eksik olması gayet normal artık. Ne eksik? Şimdi biz Smart Çantımızı
nasıl takacağız? Normalde aküye gelen negatifi biz smart çanta getireceğiz. Smart çanttan negatifi aküye götürüyoruz. Dolayısıyla aküye gelen kabloyu ben smart çanta getirdim ama o zaman smart çanttan aküye bir akü kablosu daha gerekmekte. Ne yaptım? Ben onu hazırladım. Hazırladım dediğim, şimdi bu kablo 50 mm çok kalın. Yani ben bunun uçlarını kabuçlamamın imkanı yok elimdeki malzemelerle. Çok büyük böyle keski demeyeyim de işte o sıkıştıran aletlerden pensenin büyüğü gibi aletlerle ancak yapılabiliyor. O yüzden ben bunu marinada elektrikçe yaptırdım. Güzelce şöyle yaklaşık 40 santim sanırım. Yani ben yerimi önceden ölçtüm. Benim ihtiyacım olan, hatta ihtiyacımdan biraz daha uzun ama olsun, savunmasın uzun olsun dedik. Yaptırdım. Uçlarına izolasyon bandı yaptılar. Hani bana kalsa ben burayı ne yaparım? Makaronlarım. Hatta elimde en geniş çaplı bulabildiğim makarona baktım. Hani zar zor sığıyor. Bunu takmadan önce şöyle sokup tam olarak girecek. Yani çok böyle boş değil. Makaronlayacağım. Daha güzel gözüksün ben. Yani böyle yalapşak gözükmesini sevmiyorum ne yazık ki. O yüzden hassasım bu konularda. Bunu da böyle daha güzel şekle sokacağım. Bu gerekiyor. Yani bir tane daha akü kablosu mutlaka gerekiyor. Bu sistemi kurulun. Bunu yapabilmeniz için. Başka ne gerekiyor? Bu smart çant böyle havada durmayacak tabii ki. Bunu bir yere monte etmek gerekiyor. Burada iki tane deliği var. Ama bu delikler için bir vida yok. Ha, bunu anlayabiliyorum. Çünkü herkes farklı tür vida kullanmak isteyebilir. İşte fibere mi, ahşaba mı vesaireye takacağına göre değişebilir. Hani bu tür şeyleri genelde paketlere zaten koymuyorlar. Ben gittim gene manadaki dükkandan iki tane bunun için somon karşılıklı sıkıştırılan dipte. Birer tane de şey de aldım, pul da aldım. Hani bunun arka tarafına koyacağım, şu tarafına değil de diğer tarafına koymayı düşünüyorum. Birazcık baskıyı yayarsam sanki daha iyi olur gibi geldi. Bunu monte etmek için iki tane kablo. Şimdi onun dışında alet edevat tabii ki lazım. Hani işte bunları takabilmek için İngiliz anahtarı vesaire, makas, vida, matkap, hani bunların hepsi gerekiyor. Ama elzem yani o aletleriniz olduğunu varsayarsak iki tane montaj için vida ve bir akü kablosu şart. Evet, şimdi hadi kuruluma geçelim. Bu da benim teknemde ilk büyük çaplı kurulum olacak. İnşallah güzelce yaparız. Önce güvenlik önlemi olarak sahil elektriğini kesiyorum. En tehlikeli 220 volt, onu kesiyorum. Sahil tarafından kesiyorum. Tekne tarafından da kesiyorum. Akülerimin şalterlerini zaten kapatmıştım. Evet, önce şu makaronlama işini yapayım. Biraz uğraştıracak çünkü makaronun biraz daha büyük olması lazımdı. Şöyle kısmını keseyim. Evet, çok kötü bir makas almışım. Düzgün bir makas alayım. Tekne de önemli ya. Yani 5-6 tane makas falan tutun yani. En çok lazım olan şeylerden biri. Özellikle balık tutuyorsanız. Şimdi bir şeye benzedi. Önce bunu bir deneyeyim. Tamam olursa bu tarafını yaparız. Gidiyor mu? Gidiyor. Evet. Güzel oldu değil mi? Bakın ne güzel gözükecek. Ağzına kadar şöyle aynı yere kadar sıkıştırayım. Evet. Hadi bakalım. Yakıyorum. Pürmüz var ama emin olamadım. Pürmüz çok kuvvetli gelebilir sanki buna. Isı tabancası en güzeli tabii ki ama maalesef ısı tabancam yok. O yüzden böyle yapıyorum. Ne kadar oldu? Oldu gibi. Şu ağzı kapanmalı tam. Evet, tek ağzı, şurada ağzı birazcık açık kaldı. Onu da kapatalım.
Bayağı güzeldi. Daha güzel oldu. Şimdi zaten aslında elektrik bandıyla izole olduğu için bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Olmazdı yani. Ama görünüşü daha güzel olsun. Benim akülerimin olduğu yerde pek su alan vesaire şey değil. Şimdi bu tam böyle hoş oldu. Aynısından öbür tarafa da yapayım. Tabii şimdi normalde bu makronları hani baştan takılması daha kolay. Önceden kabloya geçirilir. Sonra bu pabuçlama işlemi yapılıp sonra geri çekip ısıtmak en doğrusu. Ama şimdi ben sonradan yaptığım için, gerçi kafasından geçmekte sıkıntı yaşamıyorum. Şu bantlanmış yer bana kalınlık getirdiği için oradan geçmekte sıkıntı yaşıyorum. Ve diğer taraftan sokayım bunu, ben biraz daha zorlandım mesela. Şöyle. Yani bir şekilde girecek çünkü gördüğünüz gibi girdi. Evet. Şimdi yine ucuna kadar çekeyim. Şimdi yakabiliriz. Çakmak da mı bitecek? Sigara içmediğimiz için. Ama yine balıkçının çakmakları da bıçaklara kadar önemli. Evet. Niye bu kadar az vermeye başladı? İçin dolu. Senden çakmak alayım. Neyse yani böyle çakmak olmaması, makas olmaması videoları engellemiyor. Gördüğünüz her şeyden bol miktar da var. İyi mi kötü mü bilmiyorum tabii. Tekneye de bu sefer her şeyi sığdırmaya çalışıyorsunuz. Ha, aradığınız zaman da pat diye bulamıyorsunuz zaten. Yani o da ayrı bir konu. Bir şeyin teknedeki en büyük şeylerden biri herhalde aradığınızı bulmak. Yani lazım olsun diye koyduğunuz bir şeyi lazım olduğu zaman bulamamak herhalde herkesin teknede başına geliyordur. Evlerde de aynı şey oluyor gerçi. Evet. Güzel. Şurası güzel yapıştı. Bunun için çakmak daha iyiymiş. Öbür tarafa da biraz tutsam. Tamam. Evet. Zaten marin kablo olduğu için ben bir sıkıntı kolay kolay yaşayacağımızı zannetmiyorum ama daha da güzel oldu. Evet, şimdi burayı kaldıralım, kapağı açayım, akülere ulaşayım ve oradan devam edelim. Evet, aküler burada. Bu benim start aküm, bu da servis aküm. O yüzden startı da bağlayacağım en son ama asıl işim servisle. Ve bakıyorum negatif bağlantı, işte servise gelen negatif bağlantıyı servisten alıp şanta vereceğim. Bu alan şuradan havalandırma için yapılmış. Bu kablo Lenko diyor. Trim tabların şöntü şuralara, şu tarafa yerleştirmeyi düşünüyorum. Çünkü şuradan itibaren burası benzin deposunun yeri. Hani şuradan deldiğim zaman depoya gitmez. Arada boşluk var ama sonuçta depo bölümüne bir delik açmak istemiyorum. O yüzden herhalde şu sığıyorsa şuraya yerleştirmeyi düşünüyorum. Bakacağım, şöntü koyacağım. Hatta alayım elime. Bakacağım, şöntü koyacağım. Bakalım. Mesela bakın böyle. Olabilir. Şeyine bakalım. To system minus dediği için sistemden geleni bu tarafa bağlayacağım. To battery minus dediği buradan da aküye gidecek. O zaman böyle bağlarsam olur. Elektriğimi kestim. Komple. Açmışken bunu da açayım. Bu kapak bir keresinde çıkartmıştım, çok zor taktım. Tutamadım bile. Yine zor çıkartacağım muhtemelen. Evet. Takarken çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü takarken daha çok maymun olacağım. Bu kablo buradan
Aslında her yere ulaşabiliyor, çok sorun değil. Ama tabii ulaşabiliyor derken bunu böyle hani ne kadar kıvırabilirsiniz bir yere kadar esnekliği. Power kablomuz yeterince uzun, bu her yere ulaşabiliyor. O yüzden yerleştirebilirim. Evet, malzemelerde bir şey söylemeyi unutmuştum. Delik deleceğiniz zaman her zaman bantla bu bölgeyi kuvvetlendirmek lazım. Ben özellikle her yerde yapıyorum o konuda. Hani belki gerekmediği yerde bile yapıyorum. Fazladan tedbirin bir zararı yok. Çünkü deldiğiniz zaman bunun çatlama etme durumu olabilir. Gerçi bu ahşap hani gözüküyor. Bu aradaki bölüm. Bu açıdan bir sorun yaşamayacağım. Ama yine de dağılmasın. Bence her şeyin sağlam kalmasında fayda var. Önce bantlayacaksınız. Sonra işaretleyeceksiniz. Bantlayayım. O kadar evhamlıyım ki bu konuda. Şimdi karşı tarafını bile bantlayacağım yani. Çıkış noktası da önemli. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Bantın üzerine daha kolay oldu. Hem kalem daha iyi işaretliyor hem de şant kaymadı. Ahşap olduğu için daha kolay gidiyor. Bunu direkt büyük bataklığa girebilir mi şimdi? Yani? Evet. Nereye çıktı? Buraya çıktı zaten. Suntu kokusu geldi. Evet. Şimdi büyütelim elimizi. Bu tabi el matkabı, yani böyle çok matkaplık bir alet değil. Bu vidalama aleti olduğu için. Ama teknedeki işleri görüyor. Daha da mı küçük yapsaydım diye de düşündüm. Çok rahat geçiyor. Hadi sonra pişman olmamak için bununla deleceğim. Bir küçüğüyle. En kötü bir kere daha delerim. Evet. Zaten suntu olduğu için gevşek. Yani o yüzden belki de iyi oldu. Şimdi bakayım, giriyor mu bunun şeyi? Gelmiyor. Çok küçük olmuş, evet. Bir sonraki bir büyüğüyle yapmamız gerekiyor. Demek ki ne oluyor? Böyle tam yuvasına tam girene, yani daha küçüğüne değil de tam girene delmek gerekiyormuş. Bakıyorum hepsi aynı yerden mi çıkıyor böyle delerken kaydırıp da hepsi farklı yerden çıkıyor olmasın. Ne komik olur değil mi? Size komik olur da bana komik olmaz. Yapmayayım öyle şeyler. Hepsi aynı yerden çıktı. Şimdi bakalım. Girmiyorsa bile girecek bu şekilde artık. Tam da bakalım. Yine de girmiyor sanki. Daha mı büyük olması gerekiyordu sizce? Şimdi... Gerçekten de. Daha büyük olması gerekiyormuş ya. Daha büyük olması gerekiyormuş. Korktuğumuz başımıza geldi mi? Yani kötü bir şey değil tabii. Hala bilinmez noktadan geçmedik ama demek ki gerçekten içinden geçmeyen, yani sığının bir büyüğü. Formül buymuş. Demek ki formülü düzeltiyoruz. Altı. Bu da geçmiyor olabilir mi? Yok artık. Bitti. Geçmiyorsa da geçecek. Başka delik yok. Tam oldu. Evet evet, tam oldu. Yani rahat da geçmiyor. Dönerek de geçecek gözüküyor. Tamam, süper. Şimdi bantlarımızla işimiz bitti. Bakın. Bantım biraz. Bunu düzelteceğim. Şimdi göstereceğim size. Daha makul oldu. Bu taraf. Hemen. Gördüğünüz gibi. Suntu olduğu için hemen kaçak veriyor zaten. Neyse, önemli değil. Bu tarafına pul atacağım zaten. Bu tarafa bakalım. Gayet temiz oldu. Şimdi şöntümüzü yerleştirelim. Dönüyor mu?
Dönüyor. Zor dönüyor ama dönüyor. Buna da şu benim sihirli aletimle, kafasını ona göre önceden seçmiştim. Sonuçta buradan kısa mı kaldı ne? Korktuğum şey mi mesela? Burası bu kadar kalın mıymış? Şimdi gideceğim uzun vida alacağım yani. Kısa kaldıysa. Evet, vidam kısa kaldı. Sormuşlardı uzun mu kısa mı diye. Böyle dışarıda öbür tarafı uzun kalmasın diye. Kısa olsun dedim. Ama çok kısa kaldı bence. Bakın. Bu kadar çıktı. Öbür tarafta sonuna kadar girdi. Yani bundan sonra biraz sıkışmış olur. Ne yapıyoruz? Gidip vidaları değiştiriyorum. Hemen uzununu alacağım. Evet, vida almaya gidiyorum. Mesaileri bitmeden yetişeyim, yoksa bütün video hevesim tamda kalacak. Uyuyamam sonra gece. Evet, aldım uzunlarından. Hatta bir tık değil, iki tık uzunundan aldım. Çünkü pul da koyacağımı hatırladım. Şu tarafına da pul yerleştirirsem güzel olacak gibi oldu. Bu arada yanında bir de şöyle bir aparat varmış. Şu aparatla rahatça takabileceğim gibi. Daha da hızlı olacak. En azından sıkıştırana kadar. Gayet sağlam oldu ya. Arka tarafını takmasam bile olacak neredeyse, ama tabii ki burayı da çevirip göstereyim şöyle. Neredeyse bunlar da kısa kalacakmış yani. Tam oldu. Hatta bir tarafına pul takmasaymışım belki de daha iyi olacaktı. Şöyle. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bataryayı söküp bataryadan aldığımız buraya takacağız. Yine aldığımız kabloyla bataryaya gidince burada sistem minus tarafına takacağız. Bunu da çıkartalım. Şimdi ne yapacağım? Önce sistem minus'ı takıp en son bataryayı takmayı düşünüyorum. Zaten power'ı da daha sonra takacağım. Kolay. Bir şey yok. Bu sistem. Minus. Buna yapışmış mı? Yok. Tamam, bunu pulunu bu şanta geleceği için şant tarafında ayrıca pula ihtiyacım yok. Bunları aynen tutacağım ve şimdi bunu ben şanta takayım artık. Bakalım rahat rahat takabileceğiz mi? System minus dediğimiz şantın şuraya kabloyu ne yapıyorduk? Altına pulu koyacağım. Üstüne sıkıştırıcıyı doğrudur diye umuyorum. Sadece pul olsaydı pulu aynı çıkarttığım yer gibi üste takacaktım, ama sadece pul yok. Bunun da şeyi var. O yüzden bu şekilde takacağım. Bakalım. Bu şekilde kablo fena durmadı ya. Bunu şöyle biraz aşağıdan getirirsem belki daha iyi bir bomba yapacak. Evet. Herhalde böyle tutacağım. Şöyle gelsin. Aşağıdan gelsin.
aldım. Tamam. Şimdi bunu şanta bağlayalım. Yine aynı şekilde üst tarafına. Evet, bunu da eksiye bağladığımız an aslında power dışında eksilerimizi tamamlamış olacağız. Bunu da eksiye bağlayalım. Yerinin çıkarttığımız yere şöyle alttan bir bombeyi vererek. Aa, çok güzel oldu ya. Deminki şeyden çıkanları koyarak şu şekilde şanta iyice sıkıştıralım. Güzel. İyi bombelik iyi oldu. Şunu da sıkıştıralım. Güzel. Evet. Eksik kutuplar tamam. Buradaki önemli nokta nedir? Şantın, yani şöntün bütün negatiflerden araya girmesi. Yani akü ile negatif arasına girmesi gerekiyor. Şöntü geçerek aküye ulaşan bir negatif olmaması gerekiyor. Buradaki önemli nokta o. Burada gelen en büyük negatifi şönte bağladık. Şöntten çıkanı aküye, aküden de diğer akünün negatifine bağlantı var. Bakalım burada akü kablosu falan şapariz yapmayalım. Evet, şimdi de pozitifleri bağlayalım o zaman. Şöntümüzde elektron içinden çıkan kablolar. Bunu da önce akü tarafını bağlayalım. Şuraya. Buradaki önemli nokta ne? Bunu en yukarıya bağlayacağım. Şöyle. Çünkü yani en çok akımın geçtiği en büyük kablolar aşağıda olmalı. Yukarıya doğru küçülmeli. Böyle piramit gibi düşünün. Bu önemli. Burayı da bunu dışarı atıyor. Nasıl sökeceğim bunu? Bozulmuş. Şöyle git. Ben de diyorum niye çıkıyor bu? Peki. O zaman emektar İngiliz anahtarımıza kaldık mı? O kadar laf ediyordun İngiliz anahtarı değil mi? Bilekler bu aralar sakat. Kastıramıyorum. Sağ bileğim zaten gevşetince elle açılıyor, o yüzden sıkıntı yok. Şimdi ben bunu takacağım ama öbür ucunu direkt hızlıca şönte takayım ki burada herhangi bir eksiye değip şey yapmasın. Ama takmadan önce şu ara yolları kullanmak istiyorum. Ara yolları kullanmak için şu tarafını geçirmem zor. O yüzden bunun şönte giren sivri tarafından geçireceğim. Şöyle. Şöyle. Evet. Böyle güzelce geçirdik. Evet. Buradaki diğer kablo uvalarını kullanmış oldum. Kablo derleme toplama. Şimdi bunu taktıktan sonra artık bunun fazlalığını bir taraftan alayım. Bu taraftan alayım. Çünkü şey de burada. Sigorta da burada. Bu tarafta da biraz daha bir şey olsun. Şöyle yapalım. Aşırı sıkmayayım bence onu. Tamam. Çünkü bu ince sonuçta. Bu kabloya da zarar vermek istemiyorum. Şimdi bunun buradaki fazlalığını bantla alayım. Fazlalığını bantlamak yerine normal şu şekilde paketlemek daha iyi olacak herhalde. Şimdi buradan füzden şeyden çıktı.
şu şekilde. Buraya kapak da gelecek. O yüzden çok da şey yapmayayım. Tabloyu kesmeyelim değil mi? Evet. Bunları zaten açmak mümkün değil. O yüzden yani mümkün mertebe dibinden keserseniz daha sonra oynarken, şey yaparken elinize vesaire zedelemezsiniz. Daha iyi olur. Yani o yüzden bunu o şekilde. Şimdi bunu da buraya tuttursam mı? Yani güzel olur değil mi? Power'ı da şeye bağladım, aküye. Ne kaldı? Şanta bağlamak kısmı kaldı. Şanta da, şimdi tabii şantın alt tarafında kaldığı için ne tarafına bağlamak gerekiyor? Şimdi bakıyoruz. Dış taraf ana power. İç taraf auxiliary'miş. Demek ki ben dış tarafına bağlayacağım bu. Çünkü ana power ilki. Dış tarafa bağlayacağız bunu. Görebiliyor muyuz? Bunu ters takmak tabii ki çok da akıl kârı değilmiş. Bir ses geldi. Zzz diye. Alet çalışıyor muhtemelen. Evet. Çalışıyor gibi bir bızz diye ses geldi. Hafif ve kötü bir ses de gelmedi. Demek ki muhtemelen yanlış bir şey yapmadık. Şimdi ne yapalım? Victron Connect uygulaması indirmiştim. Girelim bakalım görüyor mu? Bu arada ya aletin üzerinde tabii ışık yanıyor olması lazımdı. Ama ışıklar tabii, işte bak bunu hesaba katmamıştık. Işıklar aşağıda kaldı. Şöyle bir video ile indirmeye çalışacağım. Işıklara bakalım indirebilecek miyiz? Evet. Burada tutuşuyor, yanıyor. Tamam, o zaman uygulamamıza bakalım. Victron uygulamasını kurmuştum, çalıştırdım. İlk defa çalıştırıldığında network'teki cihazları görmek ve Bluetooth'a ulaşmak için yetki istiyor. Bunu verdikten sonra hemen arkada zaten smart şantı buldu. Bulmazsa aşağı doğru çekip Bluetooth cihazları tekrar aratabilirsiniz. Ama ilk seferinde kurdu. Ben de bu uygulamayı şu anda ilk defa çalıştırmıştım. Smart şanta ilk bağlantıyı kuruyor. Default olarak gelen şifre 00000, yani 6 tane 0. Unutursanız diye zaten bunu yazıyordu sürekli ekranda. Değiştirmediyseniz hep bu şekilde kalır diyor. Ekrana girdikten sonra bir firmware update yapmak gerektiği, uygulama update'i gerekiyor. Bunu da yapayım. Bunu yapmadan bağlanmadı sanırım. Bu da güzel. Victron Connect uygulaması üzerinden cihazınızın firmware'ini, yani çalışma uygulama versiyonunu güncelleyebiliyorsunuz rahatlıkla. Güncelleme yaklaşık 1-2 dakika sürdü. Ben hızlıca ileriye aldım. Firmware güncellendikten sonra artık uygulamayı kullanmaya devam edebiliriz. Geri gelip smart şantımıza bakalım. Ve girelim. Zaten default pinle girmiştik. Evet, ilk seferinde gördüğünüz gibi bağlantılar tamam. Bu arada pini değiştirme üzerine bir uyarı geliyor. Ben şimdilik değiştirmeyeceğim ama mutlaka sonra değiştireceğim. Sizin de default pini değiştirmenizi öneririm. Şifresini unutursanız pini resetlemek, tekrar default'a getirmek de mümkün. O yüzden çok korkulacak bir durum değil. Şimdi ana ekrana geldiğimizde gördüğünüz gibi 13.33 volt benim ana aküm, yani servis akümün voltajını ölçüyor. Şu anda hiçbir aküm yok ama açayım. Evet, yavaş yavaş akım gelmeye başladı. Benim aküm şalterden kapalıydı, o yüzden herhangi bir akış yoktu. Şimdi sadece açtım. O yüzden de minimal bir şu anda harcama var. Buzdolabı dahi şu anda çalışmıyor. Buzdolabını açınca evet yavaş yavaş artışı görüyoruz. Bu şekilde şu anda tabii buzdolabının termostatı da çok devreye girmediği için, yani ben onun derecesini arttırdığım zaman harcama artacaktır. Şu anki durumda 10 gün bu akü yeter deniyor, diyor. Zaten
ne kadar harcadığı gözüküyor. İşte 3 watt şu anda harcama var. İşte 0, 23, 24, 20 civarında amper harcama var. Kapattığımız zaman da sıfıra iniyor. Ben detaylı olarak işte ne kadar harcıyor zaten bir analizini yapacağım. Şimdi geriye ne kaldı? Starter batarya gördüğünüz gibi orada 0.01 falan gösteriyordu. Starter bataryanın voltunu ölçmüyordu. Niye? Çünkü onun power kablosunu takmadık. Onu da takalım. Böylece tüm kurulumu tamamlamış oluruz ki ben sonra artık derleme, toplama ve aküyü paketleme, ortalığı temizleme sürecine geçebilirim. Evet, starter akünün de kablosunu şimdi takalım. Açıyorum. Bunun da artısından diğer girişe çekeceğim. Burada kısa bir yol var. Evet. Geçirebileceğim çok yer yok. Zaten buradan direkt buraya gidecek. O yüzden şöyle ucunu salayım. Sonra şey yaparım. Galiba girdi. Evet. Zaten hemen ölçmesi lazım. Şimdi uygulamaya geçeceğiz. Uygulamada zaten starter batarının eğer voltunu görüyorsam çalışıyordur. Baktığımız zaman artık burada en altta starter battery dediğimiz start aküsünün de voltajını görür duruma geldik. Bu da önemli bir indikatör zaten. Gördüğünüz gibi onun da voltajı. Aynı şekilde şarj olduğu için genelde dolu olduğu zaman servis voltajına da denk bir voltaj verecektir. Sahil elektriğine bağladığımız zaman ise gördüğünüz gibi bu sefer artı değer var. Yani voltaj çok yukarı çıkıyor. İşte 14-30'lara çıkıyor. Ve şu anda yaklaşık 100 wattlık bir sisteme besleme var. Yani aslında şu anda sahil elektriğim dolu, akülerim dolu ve gördüğünüz gibi tarihçe görebiliyorsunuz, trendler görebiliyorsunuz. Genel olarak bütün değerleri de görmek mümkün. Şimdi bir de ayarlar kısmına bakalım. Ayarlar için tekrar bir firmware güncellemesi gerekti. Onu da yapalım. Bayağı bir versiyon güncellenmiş. Yani ben ilk kurduğumda bir firmware güncelledim. Şimdi tekrar bir firmware güncellemesiyle tekrar güncelliyoruz. En son firmware güncellemesini yaptıktan sonra tekrar girelim smart çantamıza. Girdikten sonra şu anda gene ben şeyi kapattım. Ayarları yapalım. En önemlisi de bu akümüze göre ayarları yapmak. Benim aküm 110 amperdi. Onu ayarladım. Dolu olduğu zaman voltajı yani bakayım şimdi şu anda 13.8'ler gibi gözüküyor. O zaman o civarda bir şey yazabilirim. 13.8 olsun. Discharge floor dediği yani nereye kadar deşarj edebilirsiniz? Lead acid olduğu için %50 default gelmiş. Ben bunu %60 yapayım. Hani bana daha az bir yer yapsın. Kendimi biraz güvenli tarafta bırakayım. Onun dışındaki ayarları ellemiyorum. Ve en altta senkronize, yani şu anda %100'e senkronize olsun diye ona da bastım. Çünkü şu anda biliyorum benim akülerim tam durumda. En iyisi zaten akünüzü tam hale getirip ondan sonra bu setup'ı yapmanız. Ondan sonra alarmlara geldiğimiz zaman burada güzel alarmlar var. State of charge dediğimiz yani şarj seviyesi belli bir seviyenin altına düştüğü zaman alarm üretiyor. Bunun için ve bu seviyenin altında 10 saniye kalması lazım. Yani start mesela anlık düşüşleri de yani gereksiz alarmlar çıkmasın diye. Ben mesela ne dedim? %50 civarında düşerse alarm çıksın. %70'e tekrar yükseldiği zaman da alarm sussun. Aynı şekilde low voltaj alarmı da var. Yani belli bir voltun altına düştüğü zaman geri alarm olabilir. Bu benim servis akümü olduğu için aslında 12 voltun altına düşmesini istemem. O yüzden buraya 12 diyeyim.
12.1 hadi 11.9 olsun. 12.2'de de temizlensin. Şimdi çıkan alarmlara göre ben bunları daha sonra düşünebilirim, değiştirebilirim. Starter için de tekrar keza aynı şekilde. Bu sefer 11 diyeceğim. Çünkü starter biraz daha düşebilir. Gerçi 10 saniye kalması lazım. Yani bunu da aslında 12 diyebilirdim. Zaten 12'nin altına, yani 11-11.5'lara düşmesi akü için çok kötü. Yani akü ölü anlamına geliyor. Burada gördüğünüz gibi auxiliary'nin ne işe yarayacağı, starter akümü takip edecek, temperature sensor dediğimiz ısı sensörü varsa onu mu takip edecek, o seçenekler var. Genel olarak ayarlar bu. Aslında akünüzün ayarlarını yaptığınız zaman tipine göre başka bir şey yapmanıza gerek yok. Alarmları da kurduğunuz zaman direkt telefonunuza Victron Smart uygulaması kullanmaya hazır. Evet, smart çantamızı kurduk. Ne görüyoruz? İşte akımları, harcamaları görüyoruz. Ondan sonra başlangıç akümüzün de voltajını görüyoruz. Şimdi ben artık ne yapabilirim? Buzdolabı yazın ya da sıcak havalarda gerçekten ne kadar çok yakıyor? Benim her bir elektriğim ne kadar yakıyor? Bu akülerimle akşamleyin kalıp kalamayacağımı, bir yerde konaklayıp konaklamayacağımı elektrik bağlamadan, bunları öğrenebilirim ya da denizde ne kadar kalabileceğimi hesaplayacağım. Bu hesaplamaları da daha sonra kısa videolar ya da storyler olarak paylaşırım. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Abone olmayı da unutmayın lütfen.